Evet sevgili dostlar volva.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan yeni videomuza hoş geldiniz. Sizlerden ricam lütfen bu videoyu beğenip yorum yapın arkadaşlar. Mümkünse sevdiklerinize iletin. Bayram da bitti artık gezmeleriniz tuzmalarınız da bitti. Artık Fenerbahçe'ye odaklanalım. Yarın maçımız var biliyorsunuz. Artık yoğun günlerdeyiz. Onu söyleyeyim. İlahi adaletle başlayalım. Yani ilahi adalet. Hocam ilahi adalet nasıl ya? Fenerbahçe maçında yaşanan saha olayları nedeniyle 4 maç seyircisiz oynama cezası alan Trabzonspor ilk iç saha maçında Sivas Spor'a 1-0 yenildi. Şimdi Osterwold'e sakatlanınca bir sürü Trabzonspor taraftarı sosyal medyada gördüm. ilahi adalet falan filan demeye başladım. Yani eğer Osterwold'e kendisine saldıran kişiye vurdu diye ki yerde yatana vurmasını ben de tasvip etmiyorum onu da söyleyeyim. O ilahi adaletse muhtemelen Trabzonspor arka arkaya 61 maç falan kaybedecektir diye düşünüyorum. E, dengeleme açısından. Ama Galatasaray'ın size ne zaman yani ne kadar zarar verdiğini ne zaman anlayacaksınız? O da soru işareti. Fenerbahçe Beko Euroleague son haftasında Olympiakos'a yenildi. Ama sanki bilerek yenildi gibi. Şimdi yenseydi Barcelona ile yenilmesi durumunda Monaco ile eşleşecekti. Galatasaray'ın Monaco sevdası da bir türlü bitmemişti hatırlarsanız. Galatasaray'la alakalı ha şey son şeyde etiketi olan. Yani Monaco'ya e, rakip olduk. Şunu söyleyeyim yabani hayvani Barcelona'ya da sessiz sakin Monaco'ya gideceğiz. Galatasaray'ın Monaco ile bir bağlantısı var mı? Daha orada bir kupa falan alışlar. Galatasaray'ın Monaco e, bağlantısı oradan 84-81 ve playoff'ta Monaco ile eşleştik. Fenerbahçe'mize başarılar diyorum. İnşallah bu engelde geçip Final Four'a yükseliriz. Kızlarımız finalde. Fener ağlama diyenlere e, kaç santimlik şok. Ha, şunu söyleyeyim. Fener ağlamaz. AS. Anlatabiliyor muyum? Fenerbahçe Alagöz Holding ÇBK Mersin'i 89-80 mağlup ederek Potanın Kraliçeleri Euroleague Women'da ee, e, finale yükseldi. Final pazar günü aynı zamanda gelecek hafta çarşamba günü sanırım yine Mersin'de Türkiye Kupası finali varmış. Ee, onu söyleyeyim. Fenerbahçe'mizin Fatih Karagümrük ile oynayacağı müsabakanın var hakemi de belli olmuş. Normalde bir gün yani o gün belli ediyorlardı. Fenerbahçe'nin var hakemi Portekizli Andrea Narciso olmuş. Şimdi Narciso Galatasaray'ın Bayern Münih maçında dördüncü hakemiymiş. Muhtemelen Galatasaray arkadaşlar da hakemin ee, hakemi beğenmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Yani onlar da en azından bir şeyler diyeceklerdir diye. Burada hala Vavakars, Fatih Karagümrük sanırım değil mi? Şimdi Galatasaray demişken aklıma geldi. Burada da söylemezsem edemeyeceğim. Şimdi i̇şte Fenerbahçe Avrupa'da 15 maçta 6 penaltı almış. Yani maç başına %40 penaltı. Bu arada Olympiakos maçında bir ferdiye yapılan hareket var. Bir de İrfan şutunda 50 oynama var. İkisine de penaltı verilmedi ama tekrarı gelmedi. Keşke gelse de, inceleseydik. Bakın 15 maç 6 penaltı. %40 oran. Yani her 2,5 maçta bir penaltı kazanmışız. Ligde 31 maçta 15 penaltı. %48.3 oran. Yani hemen hemen 2 maçta bir penaltı kazanmış gibi bir durum var. Muhtemelen Fatih Karagümrük maçında penaltı kazanacağız. 32'ye 16 olacak. Peki Galatasaray'da işler nasıl? Avrupa'da 14 maçta 3 penaltı. Üstelik bunlardan bir tanesini onana hediye ederken. %21 oran. Yani hakkı %21. Ancak Süper Lig'de 31 maçta 13 penaltı. Maç başına 41.9 oran. Bakın Fenerbahçe 15 penaltı alıyor. Penaltı bahçe diyorlar. Galatasaray 13 penaltı alıyor. Penaltı saray demiyorlar. Bunların omurilik soğanı böyle. 31 maçta birisi 15 penaltı almış, biri 13 penaltı almış. Çıkıp da Fenerbahçe'ye penaltı alıyor, penaltı alan gidiyor. Yalan söylerken palyaçoya dönüşmüyorlar. Kendileri 13 penaltı almış. Hiç konuşan yok. Allah gönlünüze göre versin. Bir de kartlara gelelim. Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray'ın kart rezaleti. Bir de o var. 31 maçta 57 sarı kart, 1 kırmızı kart. Hani kırmızı kartı 5 sayalım. 62 kart diyelim. Hocam niye 5 sayıyoruz? 2 sarı kart olunca 2 saymayacak. Saymayalım mı? Tamam 2 sayalım. Yani 31 maçta 59 diyelim. Başka bir yere geleceğim de. Ee, Okan Burak PFDK sevki falan yok. Normal yani güllük gülistanlık her şey. Türk hakemlerinde memnunuz ama federasyon istifa için. Ama federasyonu istifasına imza veremeyiz diyorlar. Avrupa'da Galatasaray 14 maçta 26 sarı kart, 3 kırmızı kart. Yani 14'te 32. Bakın 31'de 59 iken 14'te 32. Oransal olarak düşünün arkadaşlar. Yani iki katından daha fazla. Yani Galatasaray'ın biraz daha ligde fazla kart alması gerekmiyor mu mantık olarak? Ama en azından kırmızı karta bakın. 14 maçta 3 kırmızı kart. Burada 31 maçta 1 kırmızı kart. Demek ki verilmiyor. Ve Okan Buruk disiplin kuruluna sevki 2 maç ben cezası. Fenerbahçe'nin bu sezon ligde 31 maçta 4 kırmızı kart görmüşlüğü var. Avrupa'da ise 15 maçta 0 kırmızı kart. E 31'de 4 kırmızı kart diyen bir Fenerbahçe. 31'de 1 kırmızı kart diyen Galatasaray. Sadece, sadece Antalya Spor maçında 3 tane direkt kırmızı kartı vardı. Birisi bilmem F nokta nokta diyor. Biri ayağa basıyor. Birisi alakasızken basıyor. Sadece o maçta. Ama adalet bir maçta denk gelseydi. Bir maçta adaleti işleseydim. Zaten o bir maç bile yetecekti. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar nelerle uğraştığımızı? Nelerle uğraştığımızı görüyorsunuz. Neyse Allah herkesin gönlüne göre versin. Dediğim gibi Türk hakemlerinin de etkisi. Uğur Dündar Olimpiyakos'u eleyeceğiz diyor. Bundan önce şunu söyleyeyim. Uğur Dündar Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'nı bıraktı. Aday da olmayacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Sağ olsun beni ve birçok Fenerbahçeli'yi engellemiş. Niye engellediğini de bilmiyorum. Onu da söyleyeyim. Yani niye engellediğini de bilmiyorum ama şu var. Biraz Uğur Dündar'ın dini vecibelere karşı bir hassasiyeti var. Ben de mesela inşallah maşallah çok kullanan birisi olduğum için muhtemelen ondan dolayı beni sevmiyordur. Tahminim öyle. Yoksa ben herhangi bir büyüme karşı saygısızlık, terbiyesizlik yapmam. Muhtemelen ondan engellemiştir diye düşünüyorum ama neyse uzun uzun konuşmuş. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için falan konuşmuş. E, Erol Bilecik, Selahattin Baki, Can Gebe Taş gibi e, üyeler katılmış bayramlaşma törenine. Ya uzun lafın kısası ne demiş arkadaşlar? Çok gol kaçırmamıza rağmen takımımızın iyi oynamasına rağmen 3-2 yenildik. Sabaha doğru İstanbul'a geldik. Hiç merak etmeyin. Bireysel hatalar sonucu yediğimiz goller sizleri ürkütmesin. Gelecek Perşembe Olimpiyakosu elemiş olarak buradan uğurlarız diyor. Bu arada Rasim Bozan Kütahyalı şey diyor işte. E, Uğur Dündar'ın en büyük vasfı diyor. Bir tane kapı bekçisine bilmem ne çocuğu diyerek dövmesidir diyor. Keşke seni de aynı şekilde dövse de. Gönlümüze taht kursa. Beni değil beni beş kere engellesin hiç sıkıntı değil. Keşke seni de dövse. Neyse kuşkunuz olmasın diyor. Hem Süper Lig şampiyonu hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin en iddialı takımı Fenerbahçe'dir. Bundan kuşkunuz olmasın. Destekleriniz devam etsin. Yaklaşık 2 yıllık divan kurulu başkanlığımın son bayram konuşması. Buradaki topluluk muhteşem diyor. Yani bir daha aday olmayacağını da söylüyor. Biz böyle olduğumuz sürece bütün rakiplerimizle sonuna kadar mücadele ederiz diyor. Erol Bilecik de diyor ki önemli olan birlik ve beraberlik. Bunun dünyada eşi benzeri görülmemiş. İnşallah iki kupayı da alacağız diyor. Ana başlıktan. Yani bunun benzerini aslında 2 Nisan'da yaşadık diyor. Buradaki birlik beraberliğin. İnşallah bu sezon kapandığında hem UEFA Avrupa Konferans Kupası'nı hem de Süper Lig Kupası'nı müzemize götüreceğiz diyor. Hadi inşallah bakalım. Bu arada Fenerbahçe'nin bu sezon Kadıköy'de oynadığı 7 Avrupa maçının 6'sını kazandığını hatırlatayım. Sadece bir karşılaşmayı kaybettik. Onda da 3-0 zaten kazandık. Zaten galibiyet cepte. Anlatabiliyor muyum? Zaten tur cepte. Hani rotasyon. Böyle tıngır mıngır oynayalım. Sakat vermeyelim. Mümkünse bir tane falan atalım da. Hani çok da yorulmayalım, yıpranmayalım. Eda aslında bir maç yaptık. Bu arada 68.800 ama her an 68.900 ve akabinde 69.000 olabiliriz arkadaşlar. Yani e, YouTube'da yaşadığımız bir sıkıntı vardı hatırlarsanız. İnşallah o sıkıntıyı halletmiş olacağız arkadaşlar ve sizlerin desteğiyle kanalımızı daha da büyütmüş olacağız diye düşünüyorum. Şimdi şunu söyleyeyim. Fenerbahçemiz bu sezon 7 maçın 6'sını kazandı. İşin garibi bu karşılaşmalarda en az 2 farklı galip geldi. Yani eğer ee, Türkçesini söyleyeyim. Eğer Olympiakos maçında da bu istatistiği sürdürürsek en az 2 farklı kazanıp turu geçeriz. İstatistiklere göre ama 6 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşamışız 7 maçta. 23 gol atmışız. Yani maç başına ortalama 3 golü geçmişiz. Sadece 5 gol yemişiz. Bu bilgiyi de vermiş olalım arkadaşlar. Hani hafızamızda, bilgi bankamızda bu e, bilgi, bu veri durmuş olsun. Çünkü bu veri çok önemli bir veri. Şimdi biraz hızlı tur yapmam lazım. Çünkü çok fazla şey var. Fenerbahçe Mehmet Büyükekşi iddiasını yalanladı. Arkadaşlar burada yalanladığımız iddia şu hani Ali Koç Mehmet Büyükekşi'ye senin bir tarafını keserim falan demiş ya. O iddiayı yalanlıyoruz. Ee, yalnız ifa yani Ali Koç'un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye söylediği sözler falan diye başkanımız Sayın Ali Koç'un adı kullanılarak servis eden TFF Başkanı Sayın Büyükekşi'ye yönelik falan diye şey yapıyorlar. Buzlar mı eridi? Başka bir şey mi oldu? Çözemedim. TFF açıkladı yabancı varkemleri geliyor diye. Zaten bunu az önce de söyledim. 2 saat bunu açıklamanın lüzumu yok. Yalnız ben burada şu bilgiyi vereceğim kısaca. Sadece Fenerbahçe'nin maçını değil. Kritik maçlar arkadaşlar. Ya TFF UEFA ve Avrupa'nın 5 ülke federasyonuyla yaptığı görüşmelerin ardından sezon sonuna kadar kritik maçlara yabancı var getireceğini açıklamış. İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda, Portekiz 5'iyle görüşmüş. Yardımcı hakem istemiş. Sebep şu arkadaşlar. Oradan buraya gelmesi zaten masraflıydı ya. Gelmeden yapacaklar diye düşünüyorum. Ve ee, ilgili Ülke Futbol Federasyonu tarafından bu kabul edilmiş. Ve arkadaşlar iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak diyor. Video yardımcı hakemlerin varın yanında İngilizce iletişim kurabilen Avar. Avar de ise var destekçisi var support görev alacak. Yani çevirmen. Hangi maçlar? Ankara Gücü, Gaziantep, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Alanyaspor, Galatasaray maçları diyor. Burada da arkadaşlar hani düşme ve şampiyonluk potasındaki maçlar. Hocam Beşiktaş'ı adam yerine koymamışlar. Hocam ya işte şöyle yapmışlar. Arkadaşlar Beşiktaş'ı adam yerine koymadılar değil. Beşiktaş'ın şampiyonlukla ilgili bir şey var mı? Durumu iddiası var mı? Matematiksel olarak var mı? Yok. Trabzonspor maçı olabilirdi mesela, Sivasspor maçı. Hani Trabzonspor'la Beşiktaş arasında öyle çok ahımşan bir çekişme yok. Yalnız ben şunu söyleyeyim. Ersin Düzen'in bir açıklaması var. TFF Başkanı Büyük Ekşi'ye bir sorun var diye. İşte bu soru benim nazarımda önemli bir soru. Normalde burayı hızlı geçemem. Diyor ki yabancı var uygulaması ile Galatasaray Fenerbahçe derbisi. Bir. Ayrıca Türkiye Kupası finali için yabancı hakem kapısını açmıştır. Muhtemelen öyle de olacaktır. Ayrıca ligin sonuna kadar tefefe deyimiyle kritik maçlar her hafta 1 2 3 değil daha fazla var. Bugün Hasan Arat konuştu. Yarın birçok kulüp başkanı tek tek açıklamaya biz de istiyoruz diyecekler. Bu kararın doğrusu yanlışa tartışılır. Farklı fikirler çıkar ama asıl mesele başka. Mehmet Büyükekşi'ye sormak istiyorum. Aldığınız bu karardan aynı masada oturduğunuz yönetim kurulundaki tüm üyelerin haberi var mı? Ben yanıt vereyim yok. Diyor. Bakın yönetim kurulundaki tüm üyelerin yönetim kurulundaki üyelerin haberi var mı? Hayır yok. İlginç. Birçoğu internet sitesinde görüyor. Diyor ki hatta tanıdıklara eş dosta falan şey yapmışlar. Aracı koymuşlar hani senin haberin var mı falan diye. Hemen telefonlara sarılmışlar. Tarihin en kötü TFF başkanı bir yönetim olarak tarihe geçtiniz. Ne yaparsanız yapın değişmeyecek diye. Seçim 18 Temmuz'da olsun diye diretiyorsunuz. Yeniden aday olmanın yollarını arıyorsunuz. Bu esnada seçimi erkene alınmaması için de bazı kulüplere baskı yapıyorsunuz. Mesela Pendik Spor imzasını geri çekti. Sizi düşürürüz demişler iddialara göre. Sosyal medyadaki iddialar çok farklı. Sizi düşürürler demişler işte aman dikkat edin falan demişler. Sonra bunlar da demiş ki düşürürüz demiş. Ben böyle bir şey olduğunu asla tahmin etmiyorum. İmkan da vermiyorum. Ama tabii söylentiler. Ben şunu söyleyeyim mi? Federasyonun iki ihtimal yüzünden bakın iki ihtimal yüzünden bunu yaptı. Nedir iki ihtimal? Bir, baktılar ki Fenerbahçe sözünün eri ligden çekilecek. Çünkü kupadan çekilen ligden de çekilebilir. Yetki alındı. Hiçbir Allah'ın kula niye ligden çekildin demez. Birincisi bu. İkincisi ne arkadaşlar? Yani ya bunun yüzünden çekildi. Ulan dedi Fener'in biz bir lafını dinleyelim. Yoksa bunlar ligden çekilecek. İyice mahvedeceğiz. Başımıza iyice bela alacağız dedi. Bir. 2 asıl burası önemli. Fenerbahçe'yi hiç ciddiye almıyoruz. Biz burada da ayak oyunu yapacağız. Bakın yabancı getirdik de yine de beceremiyorsunuz ayak oyunu yapacağız diye. İnşallah bunu yaparlar. Avrupa'dan gelen hakemlerin parayla satın alınabileceği de ya da tehditle satın alınabileceğini ya da işte seni FETÖ'cü ilan ederiz, seni şucu ilan ederiz deyip satın alınabileceğini düşünüyorsanız ahmaksınız. Kafanız hiçbir şeye basmıyor. Düşünsene bak. Portekiz'den bir hakem getirdin. Federasyon olarak dedin ki ya Fenerbahçe maçı oynuyor ya. Hani Fenerbahçe maçı kazanmasa daha iyi olur dediniz. Böyle bir cümleyi kurdunuz. Adınız soyadınız kadar emin olun. Aynı var hakemi. Bir dakika içerisinde bağlı bulunduğu federasyona ve UEFA'ya bunu direkt olarak uçuracaktır. Diyecektir ki böyle bir şey geldi. Böyle bir şeyin teklifi geldi. Sıkıyorsa yapın. Ve böyle bir şeyin teklifi geldiği anda direkt olarak var hakemlere devre dışı. UEFA direkt olarak resmi yazıyla Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Fenerbahçe'nin şampiyon olmaması için hakemlere baskı yapıldı diye bir yazı paylaşsa bittiniz. O andan itibaren bittiniz. Hatta o andan itibaren 10 sene boyunca Galatasaray'ınız da bitti. Çünkü hep bu imajda yaşayacaksınız. Sıkıyorsa yapın. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe Portekiz'de cevher buldu hangi cevher? Cevher. Zaza dayının cevheri. Mori senin 23 yaşındaki merkez orta savuncusu Gonçalo Franco'yu radarına almış Fenerbahçe. Yeni hedef buymuş. Şimdi o Jogo'da yer alan habere göre Ojoga'da oranın fanatiği arkadaşlar. Oranın sabah gazetesi. Yani yalan gazetesi. Haberler konusunda. Spor haberleri konusunda. Ancak burada bir olay var. Benfica'nın Braga'nın radarında diyor. Bir kere Benfica ile Braga'nın radarındaysa Fenerbahçe'ye kesinlikle gelmez. Bu bir. İkincisi 2 milyon euro maaş baştan çıkarıcı diyor. Fenerbahçe'nin 2 milyon euro vereceği falan. Haftanın 11'inin müdavimi olmuş. Birkaç kez seçilmiş. Benfica Braga'nın radarına girmiş. Benfica Neves'in yesin yerine düşünüyor. Bu sezon oynadığı 29 maçta 4 asist yapmış. Merkez orta saha oynuyor arkadaşlar. 19 yaşındaki Joao Neves'in yerine Benfica'nın adayıymış. 23 yaşındaki oyuncu hem savunmanın önünde hem merkez ortası olarak görev alabilir. 90 dakikanın tamamında fizik gücünü koruyan hareketli güçlü oyunuyla dikkat çekiyor. Top kapma becerisi hat kıran pasları ve uzaktan etkili şutlarla dikkat çekiyor. Ben bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'nin alması gereken 6-8 numara. Bak Fenerbahçe'nin alması gereken 8 numara. Top kapma becerisi yüksek olacak. Hat kıran pasları olacak. Uzaktan etkili şutlar olacak. Süper. Ciddi söylüyorum. Bizim aradığımız şey bu. Bizim aradığımız şey bu arkadaşlar. Keşke böyle bir 800 numara alsak. Arkadaşlar bu arkadaşı bize önerdiler. Ee, Crespo'daki gibi tıpkı. Yani %80'ini size verelim. Oyuncunun. Dediler. %80'i bizde olacak. Kalanı e, orada olacak. %80'i bizde olup. Ona da biraz. Yüklü bir meblağ istedikleri için biz bu transferi yapamayız. Ama sezon sonuna bakalım transferler olur. Birini satarız, birini alırız, bir şeyler olur. O zaman daha detaylı analiz yapıp konuşabiliriz. Ama böyle bir şey yok. Aston Villa cephesinden Ferdi Kadıoğlu açıklaması. Arkadaşlar bu haber %100 doğru. %100 doğru. Premier League ekibi Aston Villa Ferdi Kadıoğlu, Kadıoğlu ile anlaştığı veya görüştüğü haberlerini açıklık getirdi. Hatta bunu Fabrizio Romano'nun da açıkladığı var arkadaşlar. İki kulüp arasında herhangi bir anlaşma veya görüşme yok diyor. Şimdi anlaşma ya da görüşme resmi olur. Resmiyetin dışına çıkıldığı anda bu başka bir şey olur. Her iki takımda muhtemel konferans ligi e, rakip adayları. O yüzden durum bu. Şimdi gelecek sezon Aston Villa'ya transfer olacağız falan söyleniyordu. Görüşmeler şu bu falan filan. Şimdi Aston Villa kaynakları Ferdi ile anlaşıldığı ya da görüşüldüğü yönde haberleri yalanladı. Ve Aston Villa ile Fenerbahçe arasında bir görüşme yapılmıyor dedi. Yapılmayacak demiyor. Düşünülmüyor demiyor. Arkadaşlar Aston Villa'nın bir düşüncesi var. Açık ve net olayım size. Böyle birilerinin 45 milyon eurosu falan gibi değil. 18-20 milyon euro civarında bir şey düşünüyorlar. Ancak biz 18-20 milyon euroya Ferdi'yi satmayı düşünmüyoruz. Biz 30-35'leri düşünüyoruz. Borussia Dortmund takımına odaklanın derim arkadaşlar. Ve son olarak gülmeyin, alay etmeyin ama İran İsrail gerilimi konuşuluyor. Bunun ne anlama geldiğini ben size şöyle anlatayım. 32. hafta bitmeden ya da bitiminde diyeyim Fenerbahçe liderlik koltuğuna oturacak. Evet. Yani bunun açıklaması bu demek. Hatta şunu diyeyim Galatasaray bir sonraki maçta yine puan kaybederse Fenerbahçe kazanırsa puan farkı açılsın. Kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'de bu savaşa dahil olur demek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani adım soyadım kadar eminim bu savaşın çıkma sebebi Fenerbahçe. Yani İran-İsrail savaşının eğer çıkacaksa e, savaş geriliminin sebebi Fenerbahçe arkadaşlar. Kesinlikle diyorum bak %100 %100 Fenerbahçe. Lamıcı mı yok? Siz görün bakın. Donald Dünya Savaşı'na girebiliriz falan. Bunun sebebi Fenerbahçe. Ne zaman Fenerbahçe'nin işine geldi bir şey oldu. Ulan arkadaş o zaman bir sıkıntı oluyor dünyada. Hatırlayın bu Rusya şeyi falan var ya. Bu e, Rusya Ukrayna gerilimi. Onda da benzer bir şey oldu. Ha? Yine Fenerbahçe liderliği almıştı. Adımız soyadımız kadar eminiz. Hatta e, bakın görün ben size daha da abartayım. Daha da daha 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 abartayım. İlk Fransa ya da İngiltere hangisi dahil olursa onun takımı tur atlayacak. Mesela Fransa dahil oldu bu savaşa diyelim. Lille tur atlar. Fenerbahçe'nin rakibi de Lille olur. Fenerbahçe de Olympiakos'u geçer. Bak, banko veriyorum size. Kesinlikle söylüyorum. Perşembe Fenerbahçe tur atlar. Bu hafta Fenerbahçe kazanır. Haftaya kazanır. Sivas maçını kazanır. Galatasaray bu hafta puan kaybeder. Haftaya puan kaybeder. Görün bakın siz. Fransa dahil olursa Lille, İngiltere dahil olursa Aston Villa'yı çekeriz yarı finalde. Ya harbi söylüyorum ya. Görün bakın. Yılların tecrübesiyim arkadaşlar. Yani öyle hani haybeden konuşan adam değilim merak etmeyin. İnşallah inşallah savaş mavaş olmaz. Kimsenin canı yanmaz. Onu da söyleyeyim. i̇nşallah yani şey yapmaz. Bu arada UEFA Sparta Prag maçı nedeniyle Galatasaray'a cezave. Okan Burak Sportmen'in aykırı hareket eden iki maç. Direkt kırmızı gören Kaan Ayhan'a bir maç. Maç analisti Serhat Doğan'a saldırı nedeniyle 3 maç verdi diye. E, bu bilginiz olsun. Hani yanlış bir ifade kullanmış olmayalım diye söylüyorum. Yani durum bu arkadaşlar. Ben Fenerbahçe'yi tanıyorum. Görün bakın bu gerilimin sebebi biziz yani. Harbi mi biziz. İzlediğiniz için beğendiğiniz için hepinize teşekkür ederim, sunuyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.